Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Milletvekilimiz Kadim Durmaz bugün kanalımızı ziyarete geldiler. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle Engelliler Günü ile ilgili programlara katılıyorsunuz. Bununla ilgili sizden biraz fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Ben de Kanal 60 aracılığıyla tüm yurttaşlarımızın Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tabii ki bu engelli yurttaşlarımızdan çok bizlere düşen bir ödev. Onların önündeki engelleri kaldırmak, onların yaşamlarına katkı sunmak, insanım diyen herkesin görevidir. Bu noktada biz de Tokat'ta bugün bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Dün Niksar'da bulunduk bildiğiniz gibi. Hemşehrilerimizi dinlemeye, onların programlarında, onlardan enerji almaya, bugünkü programlarda onu gördüm. Çok coşkuyla hazırlanmış bir dizi programlar vardı. Hepsi pırıl pırıl, gözlerinin içi gülüyor. O anlamda biz daha çok onlara görevlerimizi yapmamız lazım. Bu noktada nedir sorunlar? Öncelikle bunun altını çiziyorum. Ülkemizde bakın senenin son ayına girdik. Bugün ayın 3'ü. Hala yaklaşık olarak 16 bin civarında engelli kadrosu kamuda boş tutuluyor. Ve bunun mutlak atanması, o gençlerin böyle geleceğine umutla bakmalarını sağlamamız lazım. Bunun birinci adımı hükümete düşüyor. Daha yasal değişiklikler yapar, yaşamın her alanına engellilerin girmesini, bunlara katkı sunmayı düşünüyoruz dediğinde biz muhalefet olarak hükümete yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirtelim. Çünkü bizim dünya görüşümüz gereği insanı önemsiyor ve onu yaşamın tam ortasına oturtuyoruz. Bu anlamda ben de yıllardır zaten onlarla iç içe yaşayan bir hemşerileriyim. Keyifle onların sorunlarıyla birlikte mücadele etmek, onlardan pozitif enerji almak, deneyimlerimizi, yaşadıklarımızı paylaşarak götürüyor. Bunun en güzel örneğini dün bir bölümünde Niksar'da yaşadık biliyorsunuz. Niksar Zihinsel Engelliler Vakfı'nın gerçekten ailelerden çocuklarını getirip onların eğitimini sağlayan bir servis aracı sıkıntısı vardı. O konuda ben buradan Koç Holding'e ve Ford Otosan'a teşekkür ediyorum. Onlara tam donanımlı bir sıfır araç bağışında bulunurlar. Bu sosyal sorumluluk duygusu Koç Holding'de hep var. Ben çünkü bir Koç bayisiyim aynı zamanda, oradan biliyorum. 10 yılda birlikte belli projeleri yürüttük. Mesela Tokat'ı Türkiye'de en çok kan bağışçısı il yaptık. Bu konuda da bize de bir hemşehrilerimiz o zaman ödül vermişlerdi. Hayat devam ediyor. Bize yaraşan, bizden beklenen mutlak engellilerin önündeki engelleri ortak kaldırmak. Bu nedir? Kentteki yaşam alanlarında, kaldırımlarda, resmi kurum kuruluşlarda, özel binalarda, her alanda. Ve bugün tabii Engelliler Derneği'ne uğradım. Atatürk Köprüsü'nün yanında Engelsiz Yaşam Parkı'na. Ama oranın tamamen engellerle dolu olduğunu gördüm. Buradan Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin oraya yaraşır bir yeni bir mimari projeyle çok güzel bir norma kavuşturulup onlara sık kullanımına sunulması lazım. Tokat'ın bir eksiği. O engelsiz yaşam parkı ancak o zaman engelsiz bir yaşam parkı olur. Bugün oradaki manzarayı görünce içim sızladı. Ve sordum, çok ciddi Avrupa Birliği'ne ait projeler yapıyorlar. Bunlara katkı sunmak gerçekten hepimize yaraşan, hepimize beklenen bir görev. Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ki siz de zaten bize ekranlarınızı açıyorsunuz, tüm engellilere de. Bu anlamda yapacak çok şeyimiz var, yapmak zorundayız. Hiçbirini ertelemeden. Peki. Sayın Vekilim, bir de iki haftadır AK Partili milletvekillerinin sizinle ilgili rol çaldığınız yönünde yorumları var. Ben bu yorumların karşısında sizin fikirlerinizi ve yorumlarınızı da bir öğrenmek istiyorum son soru olarak. Evet, teşekkür ediyorum. O değerli kardeşlerimin ben basından yazdıklarını okuyorum. Böyle çok cevap verme ihtiyacı hissetmiyorum. Ama diyorum ki ben haftanın 4 gününe yakın Tokat'tayım, 3 gün Ankara'dayım.
Böyle olmaya da devam edeceğim. Burada insanlarda ve Tokat'ta olan sorunları oraya taşımak benim görevim. Ve iktidar partisinin de bunları hayata geçirmesi lazım. O noktada o değerli arkadaşlarım benim bu yerelde sorunları yakalama noktasındaki dikkatimi, özenimi bu Tokat'ın geleceğine katkı sunma noktasında değerlendirmeleri lazım. Ben böyle çok kayda değer, cevap vermeye değer bulmuyorum. Ben Tokat'ta herkesin bildiği gibi Kadim Durmaz, Kadim abisi olmaya özen göstereceğim. Benim öyle konularla kaybedecek hiçbir zamanım yok. Takdir edersiniz ben Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Her bakanlığın bütçesi geldiğinde Tokat'ın 14 yılda kaybettikleri nasıl telafi edebiliriz noktasında sayın bakanlara bize yakışır ağırbaşlılıkta sorularımı soruyorum. Planlama noktasında bunların bir an önce planlamaya alınmasını katkı sunmaya çalışıyorum. İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımız da katkı sunarlarsa müteşekkir olurum. Bana yakışan, bizden beklenen bizim dünya görüşümüz bu. Bakın Tokat'ta bir takım hizmetler oluyor. Ben o ilgili bakanlara hem kürsüden hem komisyonlarda Tokatlılık adına teşekkür ediyorum. Bizde bu da var. O arkadaşlarım bana göre devam etsinler bildikleri rolleri ama bizim öyle rol çalma gibi şeyimiz yok. Benim doğal yaşamım neyse o, ben toprağımın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Onlar beni izlemeye devam etsinler. Geriye doğru Tokat'ın kaybettiklerinin telafisi yok ama benim derdim Tokat'ın geleceğini kurtarmak. Bakın bu hükümet döneminde Tokat Sigara Fabrikası, o milletvekili kardeşlerimin hepsinin altını çizerek demeçlerine rağmen kapatılmayacak. Tokat müstesna, her ne kadar özelleştirildiyse de fabrikamız açık kalacak demelerine rağmen kapandı. Ve iddia ediyorum, şimdi Turha Şeker Fabrikası ve yaklaşık 50 bine yakın şeker pancarı üreticisi, besicisi, köylüsü üzerinden yine bir özelleştirme oyunu sahnelenecek. Ben bu noktada da Tokatlı'yı duyarlı olmaya diyorum ki tekele sahip çıkamadık. Şeker pancarı ve şeker fabrikamıza sahip çıkalım diyorum. Şeker fabrikasının önemi şu. 1933 yılında bu fabrika başlıyor. 7 ayda inşaatı bitiyor. 9. ayda üretime geçiyor. Turhal ilçemiz o zaman bir nahiye merkezi. Bugün Tokat'ın en büyük ilçelerinden biri. Fabrikayı böyle tanımlamak lazım. O anlamda eğer biz Tokat'ı hayvancılıkta, tarımda kalkındıracaksak bir yem bitkilerinin aynı zamanda buna katkı sunan bir şeker fabrikasının melasıyla, küspesiyle, diğer yemleriyle mutlak Tokatlı'nın sahip çıkarak orada çalışan emekçi, bine yakın işçisiyle, pancar ekiciler kooperatifiyle, sivil toplum örgütleriyle, nakliyecisiyle hepimizin kenetlenip sahip çıkması lazım. Yoksa Tokat çok şey kaybediyor. Biliyorsunuz Eylül ayında Almus barajımız ve Köklüce hidroelektrik santralımız da satıldı. Yani o alınan parayla o iki santral kurulamıyor. 7 yıllık gelirine satıldı. Kaldı ki Tokat enerji, ülkemiz enerjide dışa bağımlı. Dünyanın en ucuz elektriğini üreten az sayıdaki santrallerinden biriydi. Biz bunları yok pahasına satıyoruz. Bunlar bu ülkenin kazanımlarıydı. Kaybedilmesine tahammülümüz yok. Orada 300'e yakın işçi çalışıyor. Bakın yarın bu işçilerin ne olacağı yine belli değil. Tokat'a sahip çıkalım. Ben sahip çıkmaya devam edeceğim. Hemşerilerim bize vekalet verdiler. Hiç endişeler olmasın. Gözleri de arkasında kalmasın. Tokat'ın her sorununu Cenab-ı Hak bana ömür ve güç verdiği müddetçe orada dile getireceğim. Hiç kimseyi kırmak, dökmek gibi bir niyetimiz yok. Nöbetçiyiz. İyi bir nöbet yapacağız. Sayın Genel Başkanımızın bize sözü var. 2 Kasım 1915 sabahında beni aradığında aynen şunu söylemişti. Sayın Kadim Durmaz, hayırlı olsun göreviniz. Tebrik ediyorum. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti, daha sonra da nöbetçi olmakla yükümlü olduğunuz Tokat'a ve Tokat'ta yaşayan insanlara, köylüsüne, çiftçisine, tüm yurttaşlarını kucaklayarak sahip çıkacaksınız demişti. Biz bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç, hiçbir söz bizi ülke sevdasından ve doğduğumuz topraklara olan aşinalığımızdan bizi mahrum bırakamaz.
Sayın Vekilim, programınızın yoğunluğunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden hem kanalımızı ziyaret ettiğiniz için hem de biz tokatların arkasında bu kadar güzel durduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Yakında yine Tokat'ta engellilerimizle ilgili ciddi katkılarımız olacak sosyal sorumluluk alanında. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Çok sevindim. Ben de tekrar sizler aracılığıyla tüm yurttaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Tekrar görüşeceğiz.